Evet, telefonumuz var. Alo. Alo, iyi Merhaba. akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, kimle görüşüyorum? Hatice Kütük. Hatice Hanım, nereden arıyorsunuz bizi? Tarsus'tan. Tarsus'un neresinden? Barbaros. Evet. Nasıl yayınımız efendim? Çok güzel. Evet. Beğenerek izliyoruz. Teşekkür ederim. Doğum tarihi. 03-07-69. Anne adı. Annenizin adı. Evet. Kesinlikle. Efendim? Kesinlikle. Annenizin adını söylemek istemiyor musunuz? Teslime. Teslime. Her şeyi güzel söylediniz de annenizin isminde nedense beklemede kaldınız. Evet. Neden? Söyledim, siz alamadınız herhalde. Öyle mi? Ben duymadım. Kusura bakmayın. Evliyseniz eşinizin adı, soyadı, doğum tarihi. Çünkü şimdiye katılanlar önce kendilerini dinledi, ondan sonra eşimin de diyorlar. Zaman geçiyor. Vermek Hayır, istiyor musunuz? evli değilim. Değilsiniz. Başta söyleyeyim çünkü daha sonrasında niye bakmadın durumuna düşüyoruz. Sıkıntı oluyor. Evet. Az önce izlediniz, şahit olduğunuz için söylüyorum. Aslında çok güzel kısmeti olan ama değerlendirmemişsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 tane kısmet geri çevirmişsiniz. Geçmişte. Evet. Bunlar olduk yani 5'ten fazla da bunlar hatırlı sayılır olması çok yüksek olan ihtimaller. Ne demek Evet. istediğimi anlatabildim mi? Evet. Yalnız bazı beklentileriniz dahilinde sıkıntıya girdiğinizden dolayı da biraz can sıkıntısı, biraz olumsuzluk da sizi üzmüş. Evet. Biraz beklentileriniz karşılığını alamamışsınız. Özellikle 1990-1994 yılları en büyük hayal kırıklığına uğradığınız yıllar. Evet. Hiç hoş olmamış. O yıllarla yüzleşmek, o yıllarla karşılaşmak, hayatınızdaki beklentilerinizin olması gereken durumlarda tek başına kaldığınız durumda diyebiliriz. Doğru mu efendim? Evet. Yalnız birinin konuşmaları, aileden özellikle birinin konuşması çok canınızı yakmış. Evet. Üzmüş. Hala da zaten hayatınızın dönüm noktası o tarihten itibaren başlıyor, ters gidiyor, olumsuzluklarla yüzleşiyorsunuz ki siz yıpranmış durumda oluyorsunuz. Evet. Doğru. Eğer o tarihte o konuşma ve ret edilme diyelim, sizin anlayacağınız şekilde başkası anlamasın, sizin düşündükleriniz gerçekleşmiş olsaydı şu anda bambaşka bir eviniz, bambaşka bir ortamınız, bambaşka bir dünyanız vardı. Evet. Yanlış var mı efendim? Doğru. Sizinle hiç görüştük mü? Hayır. Hayır, ilk Şimdi defa. siz doğru derken başkaları diyor acaba Murat Bey'in tanıdığı mı biri mi diye düşünürler. Ondan Hayır, dolayı söylüyorum. ilk Oradaki defa aradım. kişilerin şüphesini ortadan kaldırma amaçlı söylüyorum. Evet. Mesela bakın Hatice Hanım Ayşe Çakır Hanım efendi katıldı. Baktım daha sonradan görüştüğümü çıkardım. Çünkü birçok kişiye baktığım zaman üst üste görüşmelerimin yoğunluğundan hatırlayamıyorum. Yani daha sonra bakınca o dedi sizden görüştük, yüzde görüştük dedi. Onun gibi. Evet. Ama sizden görüşmedik. Burada baktığımda ama başarılı der ki ya acaba tanıdığı aileden biri mi diye. Zaten soyad benzerliği bile olsa Karakaya diye söyleyince hemen bile söylüyorum diyorum tanıdık mı diye. Ya ben Evet. çekinecek bir şeyim yok. Çünkü gözüme görüneni sizlerle paylaşıyorum. Evet. Hatice Hanım biraz inatçılık var. Bu inatçılık da çevrenizden ve kişisel olarak size kaynaklanan oluşan bir durumdan dolayı sıkıntınızı ve kendinizi toparlamak için olan bir durum. Evet. Bu biraz çevrenizin, isteklerinizin ve düşüncelerinizin yerini bulmadığından, isteklerinizin oluşumlarından sıkıntı yaşadığınızdan dolayı da biraz huzursuz olduğunuzu belirtebilirim. Evet. Yanlış var mı efendim? Hayır, doğru. Zaten hayatınızda bazı değişimler dediğim gibi hızlı bir şekilde gündeme gelmiş olsaydı şu anda siz bambaşkaydınız ya. Evet. Evet. Bu arada biraz dikkat edin. Göğüs ve ayak bölgesinde rahatsızlık ve baş ağrısı yaşıyorsunuz. Evet. Şuradaki renk sizsiniz. Buyurun. Kısmet olayı vardı son şeylerde. Acaba o nasıl, olumlu mu, olumsuz mu? Ben onu esas merak ediyordum. O kısmet olayı son 1,5 aydır gündemde konuşulan ve netleşen bir konu. Evet.
Yani olumlu. Olumlu bir hareketlenme var ama burada her şeyi söylemesem ne dersiniz? Tamam, peki. Daha sonra siz bana ulaşın. Evet. Numaramı alın televizyondan, ben size söyleyeyim. Çünkü burada bazı şeyler hoş değil, bazı şeyler. Evet. Zaten ne dediğimi anladınız değil mi? Zaten ona benzer laf da aldınız, duydunuz da zaten. Evet. Şimdi burada paylaşmayayım. Çünkü yüzeysel olarak söyleyeyim. Bazı konuşmalar ve çevrenizin bazı konuşmalarından dolayı ciddi bir şekilde sıkıntı olarak geldi. Olumlu olan süreç bir başkası tarafından, anlayacağınız şekilde söyleyeyim. Daha sonra ulaşırsanız daha genişini açıklayacağım. Engel olunduğu için biraz sıkıntılardan dolayı beklemede kaldı. Ve şu anda acaba olur mu olmaz mı muallaklarını yaşıyorsunuz. Evet, doğru. O konuşmalarda yakın çevrenizden tanıdık birinin konuşması da sizi üzdü. Çok doğru. Bir de o yan tarafa doğru çok yaslanıyorsunuz. Biraz ortalı oturursanız, biraz dik durursanız, başınızı da öne doğru eğmeseniz, kaşınızı da çatıp böyle bakmasanız nasıl olur? Doğru. Biraz daha dik ama. Biraz daha dik. Bir de genelde saçınızı toplamadığınız zaman veya örtmediğiniz zaman saçınızın şu bölgesi üst önünüze, gözünüzün önüne geliyor. Şöyle bakıyorsunuz bana. Doğru. Şu sarı renk sizsiniz. Evet. Çok güzel bir umut yeşermiş. Görüyor musunuz? Evet. Yeşermiş. Ama hemen yanında koskoca bir karanlıktı var. Bu umutlarınızın olacağı noktada kısmetinizin, sıkıntınızın olmadığını, oluşmadığını ve arada yapan ve yaptırmak için uğraşan kişilerden dolayı bir sıkıntı yaşadığınızı, bu yüzden bir problemden dolayı geri adım atmak zorunda kaldığınızı gösteriyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi siz olay eğer olumlu olsa siz acaba kabul edip etmeme kararsızlığı da yaşıyorsunuz desem ne dersiniz? O da doğru. Ya. Şimdi iki türlü bir olayımız var. Bir, karşı taraf kabul etsin diye beklerken onlar kabul ettikten sonra kız evi naz evidir ama burada nazlı bir tarafta da iki şeyi düşünüyorsunuz. Yaşanan ve konuşulanları ben hak ettim mi etmedim mi? Hazmedemiyorsunuz. Doğru. Evet. Elinizi o dirsek ve karın bölgenizden çeker misiniz? Mümkün değil yani, nasıl görüyorsunuz? Söylüyorum işte karın Evet, bölgesi. doğru. Bakın evinizin televizyonu görüyorsunuz değil mi? Evet. Televizyonun hemen yan tarafında köşesinde bir biblo var. Ufak bir biblo. Süs eşyası var. Evet. O belki de oradan görüyorumdur. Az önce oynadı orası. Fark ettin mi? Dikkat etmedim. Peki, dikkat edersin. Evet. Burayı gördün. Şu Evet. mavi çok güzel ilerleyen zamanda güzellikler noktası olur. Ama 94 yılında yaşadığım bir olaydan, süreçten dolayı da belirtiyorum. Nazar ve göze geldiğinden dolayı o kısmetin olmamış, oluşmamış. Bu yüzden sıkıntı yaşadığını söyleyebilirim. Evet, doğrudur. Zaten onu da birkaç kişiye de sormuşsun. Sormuşsun derken ne, kime ve ne için sorduğunu da anladın herhalde ne demek istediğimi. Evet. Onlar da olmamış, yanlış yapılmış, sıkıntı yaratmış. Bu yüzden de hatta olacak bir şey de tam aksine her şey olmuş, bitecek. Sizin uğraştığınız bir şey ters tepmiş, olmamış, bitmiş. Yanlış yapılmış. Hatırladınız mı? Evet. Eğer uğraşmamış olsaydınız o çok güzel bir kapınız açılmıştı. Hayırlısı olsun. Her şeyin hayırlısı olsun. Tabii olmuş, bitmiş artık. Hiçbir şey Evet. yapmayın. Evet. Canınızı sıkmayın. Canınızı sıkacak hiçbir şey yok. Üzülecek hiçbir şey yok. Bu dünyada ne varsa insan sağlığı can sağlığıdır. Evet. Mutlu olmak lazım. Evet. Sevilmek lazım. Eğer biri sizi seviyorsa siz daha çok onu sevmelisiniz. O, siz onu çok seviyorsanız o sizi daha çok sevmeli. Sevgi karşılıklıdır. Tek taraflı bir sevgi olmaz, oluşamaz. Tek taraflı bir yere kadar seversiniz. Ama bir sevgiyi yakaladınız mı bırakmayın. Çünkü o sevgiyi bulmak çok zordur. Bu dünyada parayı bulursunuz, eşyayı bulursunuz. Bu arada arkadaşlarım orada devre arası diyorlar. İşaret ediyorlar. Yok ben yine lafımı tamamlayayım. Şöyle, benim arkadaşım da var yanında, o da konuşmak istiyor, yani görüşmek istiyor, o ayrı mı? Zaten şöyle diyeyim.
Devre arası geliyorsun. devre arasına girmesem de, reklam arasına girmesem de zaten bir telefonla bir kişi katılabiliyor. Evet. Siz kapattıktan sonra tekrar arayın. O Hı. arkadaşınız da katılabilir. O da fazla maşallah yayılmış. Çok güzel yayılmış. Oturuyor. Maşallah. Biraz ayaklarını toplasın. Şöyle rahatça güldü mü yanağında mimikleri açıyor. Böyle gözlerini şöyle yukarı doğru kaldırıp bakıyor. O yayına katılsa bakacağım. Tamam. Doğru mu? Tamam, doğru. Arkadaşına söylediklerinde yanlış var mı? Doğru. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kendinize iyi bakın. Oh, Evet. sağ ol. İyi Evet. akşamlar. İyi akşamlar. Allah rahat versin.